Buhari Müslim rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki Uhud cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud bir dağdır. Fakat o bizi sever, biz onu severiz. Çünkü en sevgilileri biz Uhud'a bıraktık. Allah Resulü Aleyhisselam'ın en sevdikleri burada. Efendimiz Aleyhisselam buraya gelir. Uhud şühedasını selamlar. Biz de Peygamber Aleyhisselam'ın sevdiği, dağın da kendisine aşık olduğu mekandayız. Neden buradayız? Uhud bize ne söyler? Uhud neyi anlatır bize? Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Bedir'i anlatırken وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ. Azdınız, 313 kişiydiniz. Ama Bedir'de büyük bir zafer kazandınız. Çünkü Bedir'e, Medine-i Münevvere'yi korumak için, Allah davasını muhafaza, müdafaa etmek için gelmiştiniz. Dünya diye bir derdiniz yok. Bütün varlığınızla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiniz. وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ. Allah Azze ve Celle size Bedir'de yardım etti. Peygamber Aleyhisselam ellerini kaldırdı Bedir'de. Allahümme in tehlik hâzihil isâbe felem tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rab, şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde secde edecek kimseler kalmayacak Allah'ım diye yalvaran Peygamber Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Önce 1000, sonra 3000, ardında 5000 melekle yardım etti. Aynı peygamber Uhud'da ellerini kaldırdı. Yine yalvardı. Peygamber Aleyhisselam içimizde olsa, bedeniyle olsa, ruhuyla olsa, ama Peygamber Aleyhisselam'a evimizde, sokağımızda, çarşımızda, okulumuzda ittiba etmediysek, itaat yoksa, o zaman ora Bedir değil, ora Uhud olur. Onun için alemi İslam 2 asırdır Uhud'u yaşıyor. Biz Uhud'a geldik. Yeniden Bedir'e nasıl döneriz? Bu hali Bedir'e nasıl çeviririz? Uhud bir üniversite, Uhud bir camia bize Bedir'i anlatacak, bize Fethi Mekke'yi anlatacak, nasıl burada toparlanacak, nasıl ayağa kalkacak. Hicretin 3. yılında Müslümanlar burada yıkıldılar ama sonra Peygamber Aleyhisselam'la ayağa kalktılar. Hicretin 8. yılında İnna fetahna leke fethan mubina. Allah Azze ve Celle'nin fethi mübin dedi. Mekke-i Mükerreme'nin fethine muhatap oldular. Buradan Kudüs'e yürümek, buradan mabetlerin yıkıldığı, çarşafların yırtıldığı Doğu Türkistan'a yürümek, buradan eşinin gözü önünde 5 Budistin iffetini çiğnediği, kadınların وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Katından bize dost gönder, yardımcılar gönder diye kadınların feryat ettiği Arakan'a yürüyebilmek, Uhud'da toparlanmak, sonra Osmanlı gibi mazlumların imdadına koşabilmek. Uhud bize onu anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam onun için Uhud'u seviyor. Yoksa gördüğümüz burada kayalar var, burada boz bir alan var. Ama Uhud'un bir manası var, bir hakikati var. Uhud bize diyor ki, eğer sabreder, eğer Peygamber Aleyhisselam'a itaat edersiniz, büyük zaferlere yürürsünüz. Yok eğer Peygamber Aleyhisselam'a sırtınızı dönerseniz, o zaman Hamzalarınızı, Enes'lerinizi, Abdullah bin Caş'larınızı şehit olarak verir, zafer hezimete döner. Kardeşlerim, bir de burası bize şunu söyler. وَلِيْمَحْسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ. Münafıkla
Müslüman Uhud'da birbirinden ayrıldı. Nimet anında herkes gelir, ön safta durur. Ama musibet anı, peygamberi küffarın hücum ettiği an, o zaman Hamzaları görürsünüz. O zaman Sa'd bin Ebi Vakkasları sahnede görürsünüz. Uhud'da diyoruz ki, ya Rabbi, sadece nimet anında değil, sadece normal zamanlarda değil, Hazreti Kur'an'a hücum edildiği an, Peygamber Aleyhisselam'a hücum edildiği an, ellerimiz, kalemlerimiz, dillerimiz, canlarımızla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Sa'dlar gibi, Ummu'l-Mareler gibi, Nüseybeler gibi müdafaa edeceğimize dair Uhud'da sana söz veriyoruz. Şahit ol ya Rab diyoruz. Onun için buradayız. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu Cebeli Rumat'a, buraya okçular yerleştirdi. 50 kişi. Başlarında da Abdullah bin Cübeyr var radıyallahu anh. Uhud şu gördüğünüz arkadaki dağ. Medine'de baktığımız zaman sadece bu dağ görülür. Ahad'le aynı kökten geliyor. Tek bir dağ olduğundan buna Uhud deniyor. Burası Okçular Tepesi, Cebeli Rumat. Peygamber Aleyhisselam buraya gelince münafıklar yolda ayrıldılar, geri döndüler. 700 kişiye düştüler. Buraya 50 kişi koydu. Karşıda 3000 kafir var. Bedir'in intikamını alacaklar. Kureyş'in ulularının kadınları, onlar da ordunun içerisinde. Erkekleri tahrik ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki, siz oradan kalkmayacaksınız. Hatta vahşi kuşların semadan inip bedenlerimizi parçaladığını görseniz yine yerinizi terk etmeyeceksiniz. 50 okçuyu buraya koyarlar. وَلَكَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِيْذِنِ Muharebenin başında Müslümanlar kafirleri öldürürler. Müslümanlar Uhud'u kazanırlar. Fakat sonrasında Allah Azze ve Celle onlara ganimeti gösterir. Dünyayı gösterir. Dünyayı görünce ganime ganime diyerek buradan inerler. Abdullah bin Cübeyr yalvarır onlara. Yapmayın der. Peygamber Aleyhisselam'a dünya için, mal için, ganimet için isyan etmeyin. O buyurmuştu ki vahşi kuşlar gelse, bedenlerimizi parçalasa, zaferi tam kazandı. Buna kanaat etseniz ya da oradan inmeyeceksiniz, orayı bırakmayacaksınız. Ama onlar ganimet diyerek indiler. Arka tarafta Halid bin Velid, o zaman küfür safında bekliyor. Oradan geliyor şu ön tarafta. Burayı yara yara ilerliyor. Hamzalar düşüyor. Enes bin Nadırlar düşüyor. Zafer bir hezimete dönüyor. وَلَكَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ Allah Azze ve Celle bize Ali İmran suresinin 152. ayetinde onu anlatıyor. Hatta اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Allah size sevdiğinizi gösterdi. Sevdiğiniz dünya, dünyayı görünce sahabe Peygamber Aleyhisselam'ın emrini unuttu. Ey dünyayı görünce, makamı görünce, mevkiyi görünce tesettürünü unutan, feracesini, çarşafını çıkaran İslam kadını, eğer sen üzerinden o cilbabı, çarşafı çıkarırsan o zaman yaşadığımız yer Uhud olur, yeniliriz, mağlup oluruz. Ey Müslüman genç, sana Allah'ın emri var, Peygamber Aleyhisselam'ın talimatı var. Onun eli namahrem bir ele değmedi. Eğer elin namahrem eline değerse, eğer kafelere gidersen, orada kadınlı erkekli bir ömür geçirirsen, o zaman yaşadığın yer Uhud olur. Allah buyuruyor ki Azze ve Celle, min ba'di ma arakum ma tuhibbun.
size sevdiğinizi gösterdi. O zaman bıraktılar. O zaman unuttular. Unuttuk. 100 yıl önce kavmiyet dediler. İngiliz geldi. Sana bir devlet vereyim. Ona bir devlet vereyim. Buna bir devlet vereyim. Abdülhamit'e, Devleti Aliye'ye, son İslam devleti Osmanlı'ya ihanet edince bölündük, parçalandık. Müslüman kadınların iffetini çiğnediler. Çiğnemeye devam ediyorlar. Allah Azze ve Celle buyurdu ki nefislerine uyup Uhud'u yaşayanlar eğer yeniden Bedir gibi zafer istiyor, yeniden Kudüs'te, Doğu Türkistan'da Allahu Ekber demek, Çin'i, İsrail'i hezimete uğratmak istiyorsanız evinizde, sokağınızda Hazreti Muhammed'e lebbeyk diyeceksiniz. Müslümanlar Uhud'da Hazreti Muhammed'e aleyhisselama ittiba edeceğinize dair Allah'a söz verir misiniz? Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüne sahabenin bir kısmı itaati unutunca düşman geldi. Vurmaya başladılar. Amr bin Cemuh'u vurdular. Amr bin Cemuh radıyallahu anh topal bir sahabi. 4 tane oğlu var. Uhud'a gelirken 4 oğlu karşısına çıktı. Yapma dediler. Baba sen cihad edemezsin. Onlar çok kalabalık geliyorlar. Yaşlılar, onlar çok, sayıları fazla baba dediler. Biz gidiyoruz. Evinde ellerinle büyüttüğün 4 oğlun var. Onlar Kur'an'ı müdafaa edecek. Onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam müdafaa edecek. Senin adına biz gidiyoruz. Oğullar yalvarır Amr bin Cemuh'a. O aşar oğullarını. Peygamber Aleyhisselam'a gelir. Ben cenneti gördüm rüyamda ya Resulallah. Uridu en ata bihadihil arce fil cenne. Ben yıllarca putların önünde eğilen Amr, seni gördüm, sana iman ettim. Geçmiş hayatıma kefaret olsun. Şimdi bu topal ayakla Uhud'da seni korumak istiyorum. Korurken vurulmak istiyor. O halde şehit düşmek, cennette bu topal ayakla seninle yürümek istiyorum ya Resulallah. Amr bin Cemuh'u burada vururlar. Resulullah Aleyhisselam yanına gelir. Bakar Amr'ın cansız bedenine. Seni şu topal ayağın sağlam olduğu halde cennette yürürken görüyorum Amr der. Amr burada. Amr'ın ruhaniyeti bizi dinliyor. Diyor ki yaşın 70'e, yaşın 80'e, yaşın 90'a geldi diye sakın ha benden mücadele düştü deme. Mücahede düştü deme. Sokaklarda, meydanlarda Allah davasını, Resul davasını anlatmıyorsan o zaman o can o bedende yüktür diyor Amr bin Cemuh. Allah'a söz vermek, ölene kadar o söze sadakat göstermek. Eğer biz Amr olsaydık, Amr gibi, Amr bin Cemuh gibi kadınlarımız, erkeklerimiz Allah'a verdiği söze sadakat gösterseydi alem-i İslam böyle olmayacak. Sokaklarımız düşmeyecek, ekranlar düşmeyecek. İslam'ın kızları sokakta kefen mübesine mahrem bir halde dolaşmayacaklardı. Eğer biz kürsülerde Allah ayetlerini onun bunun hatırına gizlemeseydik böyle bu halleri yaşamayacaktık kardeşlerim. Burada Allah Resulü Aleyhisselam'a İslam davasına bağlılığın şehidi var. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'nin en zengin ailesine mensup bir delikanlı Musab bin Umeyr. Allah Resulü Aleyhisselam peşinde gider, ardında yürür, Musab'a davasını anlatır, bir gün kabul eder,
Allah Resulü Aleyhisselam'ın safına gelir. Anne baba bütün aile musabı terk eder. Habeşistan'a gider. Sonra Peygamber Aleyhisselam onu Medine'ye gönderir. Peygamber ve sahabe Medine'de zor günleri yaşarken Musab bin Umeyr Medine'de kapı kapı dolaşır. Allah ve Resul davasını anlatır. Efendimiz Aleyhisselam Allahu Ekber diyemediği Mekke'den, demesinin engellendiği Mekke'den bu şehre gelirken Musab bin Umeyr tam 500 kişiyle Peygamber Aleyhisselam'ı karşılar. 500 kişinin içinde kadınlar var, çocuklar var, delikanlılar var. Tam 500 kişi. Musab bana diyor ki, sana diyor ki, Peygamber Aleyhisselam'ın nizamı senin ülkene, senin çarşına dönsün diye bir derdin varsa, o zaman kapı kapı dolaşacak, okulların kapısında duracak, kadınlar kız okullarının kaplarında, sizler camilerin avlularında, Hazreti Musab gibi Peygamber Aleyhisselam'ın davasını anlatırsanız, göreceksiniz, o gün gelecek, o günü Musab bin Umeyr de ruhaniyetiyle seyredecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye dönerken, gelirken Musab onu nasıl 500 kişiyle karşıladıysa o gün gelecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Anadolu'ya, Fatih'in yurduna Kur'an-ı Kerim'le, hadisleriyle dönecek ve 80 milyon Ya Rabbik diyerek Hazreti Muhammed'in nizamını karşılayacak. Kardeşlerim, o Musab buraya gelir. Medine'de Allah davasını anlatır. Yürürken Resulullah Aleyhisselam Musab'a bakar. Üzerinde bir cübbe var. Yamalarını sayamıyor. Aşıktan yürüyemiyor. Buyurur ki, لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَدْ يَغْدُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً اُشْتُرِيَتْ لَهُ بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ. Şimdi üzerindeki cübbenin yamalarını sayamadığım şu delikanlıyı ben Mekke'den bilirim. Anası babası ona 200 dirheme bir elbise satın almıştı. Aşıktan yürüyemiyor ama ana baba ona Mekke'nin en kaliteli gıdalarını yedirirdi. Şimdi ne hale gelmiş? Feda'ahu hubbullahi ve rasuli. Allah ve Resulünün sevgisi Musab'ımı ne hale getirmiş? O halde buraya gelir. Peygamber Aleyhisselam ona sancağı verir. İbn-i Kabi'ye saldırıyor. Musab bin Umeyr Allah Resulü Aleyhisselam'a yüzden benziyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye İbn-i Kamiye ona saldırıyor. Sancak sağ elinde, sağ omuzuna vuruyor. Omuz düşünce sancağı sol eline alıyor. Elim koptu, kolumu kestiler. Arkada doktorlara gideyim, orayı pansuman etsinler. O acıyı hissetmiyor. Arkada peygamber var. O sancak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı. Bu can bu bedendeyse o zaman Musa son nefese kadar bu canı, bu sancağı koruyacak. İbn-i Kamiye Muhammed'i öldürdüm diye bağırıyor. Sahabe dağılıyor. Allah Resulü Aleyhisselam şehit düştüyse o zaman bu dava bitti diyorlar. Musab bin Umeyr sahabe dağılmasın diye şu ayeti okuyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَمْتَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. Muhammed Allah'ın bir Resulüdür. Ondan önce çok peygamberler gelip geçti. Peygamber öldü diye, peygamber öldürüldü diye onun davasını bırakacak mısınız? İslam'ı bırakacak mısınız? Ey son nefesine kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun davasını, onun yolunu müdafaa etmeye dair Allah Azze ve Celle'ye söz verenler dağılmayın,
Hazreti Muhammed'i vurdularsa İslam ayaktadır. Son nefesine kadar La ilahe illallah diyenleri cihat meydanında toparlanmaya davet ediyorum. Geri çekilenler geliyorlar. İbn-i Kamiye bu defa sol kolunu hedef alıyor. Sol omuzuna vuruyor Musab'ın. Sol omuz düşünce yine Muhammed'i öldürdüm diyor. Yine وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Yine ayeti okuyor. Bu defa sancağı başıyla gözü arasına, başıyla göğsü arasına alıyor. Üçüncü darbeyi başına vuruyor. O halde yere düşüyor. Yüzü üzere yere düşüyor ki yüzü Allah Resulüne benziyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ı şehit ettik zannetsinler. Arkada peygamberi bıraksınlar. Onun üzerine gitmesinler. El kesilir, kol kesilir, baş düşer. Son ana kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun davasını düşünür müsünüz? Mus'ab bin Umeyr bizi onu anlatıyor. İşine faizi karıştıranlar, arkadaşı terakki etti diye hanımını çarşaflı onların yanına çıkarmaktan utananlar, Hazreti Mus'ab'a bakıp da toparlanmanın yeridir. Burada eşinin çarşafıyla iftihar etme yeridir. Hazreti Mus'ab gibi son ana kadar Hazreti Allah'a Azze ve Celle'ye ittiba etme yeridir. Uhud bize onu söyler. Uhud bize onu anlatır kardeşlerim. Enes bin Nadır vardı. Bedir'e katılamamış. Bedir'e gelememiş. Allah Resulü Aleyhisselam'ı Bedir'de müdafaa, Bedir'de muhafaza edememişti. Onun için sorardı. Ya Resulallah, yine gelirler, yine İslam'a, imana saldırırlar mı? O zaman bu göğüs onların önünde duracak. Seni, davanı müdafaa, muhafaza edecek Allah'a söz veriyorum. Sahabe burada yıkılır. Şehitler var. Bakar ki Enes, ashab-ı kiram kılıçları yere batırmışlar. Başları önde o halde duruyorlar. Neden oturdunuz diye sorar. Derler ki Allah Resulü Aleyhisselam'ı vurdular. Peygamber Aleyhisselam şehit oldu. O zaman kılıcını çeker, döner sahabeye. Kumu ve mutu ala ma mata aleyhir rasul. Ma da tasna'ul hayate ba'dahu. Kalkın Muhammed Aleyhisselam'ın şehit düştüğü yerde ölün. Eğer o öldüyse ya da öldürüldüyse onsuz bir Medine'de nasıl yaşayacaksınız? Onsuz bir Medine toprağında nasıl dolaşacaksınız? Nasıl Ravza'ya dönecek? Onun durduğu mihrapta Allahu Ekber diyeceksiniz. Peygambersiz bir hayatı zül görebilmek. Adam çıkıyor üniversitede Hazreti Muhammed'e söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e en galiz ifadelerle hakaret ediyor. Kardeşlerim, Enes bin Nadır bana diyor ki, Enes bin Nadır sana diyor ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söylürken, eğer ellerin, eğer dillerin, eğer bedenin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı müdafaa etmeyecekse, o zaman o can, o bedene vebaldir diyor. Burada Enes bin Nadır gibi Allah'a söz veriyoruz. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerini, ümmeti Muhammed'i nerede eziliyorlarsa, nerede mağdurlar varsa, son anımıza, son nefesimize kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin istiklali için, Kur'an-ı Hakim'in hakimiyeti için Enes bin Nadır gibi söz veriyoruz Allah'ım. Erkekler olarak söz veriyoruz. Kadınlar olarak söz veriyoruz. Söz veriyoruz ya Rab diyoruz. Kardeşlerim, burada
Abdullah bin Cahş var. Sa'd bin Ebi Vakkas da, Sa'd bin Ebi Vakkas da şurada bir yerde, muharebenin öncesinde oturdular, dua ettiler. Sa'd'a dedi ki önce sen dua et. Sa'd bin Ebi Vakkas dua eder, Allah Azze ve Celle'den zafer niyaz eder. Bu defa ellerini Abdullah bin Cahş kaldırır. Ya Rab, bana düşmanın en güçlerini çıkar. Onlarla vuruşayım. Sonra onlar ellerimi, ayaklarımı, yüzümü, kaşımı, burnumu, kulaklarımı kessinler. O halde parçalasınlar. Huzuruna geleyim. Cennette bana sor mahşer meydanında. Nerede ellerin Abdullah? Nerede ayakların? Nerede kulakların? Nerede burnun? Diyeyim ki fike ve fi rasulik. Okçular tepesinde, ganimet peşinde koşan sahabe bir kısmı Peygamber Aleyhisselam'ı bıraktığı an onu korumak için eller parçalandı ya Rab. Kulaklarım Hazreti Muhammed Aleyhisselam Uhud'da yalnız bırakıldığı an gözlerimi, kulaklarımı, burnumu orada parçaladılar. Senin yolunda, Hazreti Muhammed Aleyhisselam yolunda. Kardeşlerim, onlar canlarını verdiler Muhammed Aleyhisselam yolunda. Peki mahşer günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam için biz de şunu yaptık Allah'ım. İslam için bunu yaptık. Mazlumlar için, mustazaflar için şunu yaptık. İslam'ın kızlarının bizden daha fazla söyleyecekleri var. Onlar diyecekler ki ekranları fuhuş albümüne döndürdüler. Sahillerde iffetleri çiğnettiler. Ama biz böyle bir zamanda çarşaflarımızı 12'de, 13'te, 15 yaşında üzerimize aldık. Bu senin emrin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın talimatı diye yollarda dolaştık. Bizler bütün hakaretlere rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a aidiyetimizi ilan ettik ya Rab diyecekler. Peki biz ne diyeceğiz? Biz ne söyleyeceğiz? Boş camilerin, on binlerin doldurduğu stat ve eğlence merkezlerinin Allah'a hesabını mahşer günü nasıl veririz kardeşlerim? Uhud'un şühedası binler hatırasıyla bize o hakikatleri anlatıyor. Bir kadın buraya geliyor. Ebu Davud rivayet ediyor. Oğlunu arıyor. Oğlunu paramparça yapmışlar. Oğlunun naaşına bakınca o halde ağlıyor fakat ne ellerini dizine vuruyor ne de yüzündeki peçesini kaldırıyor. Sahabe kadınları peçeli olan da var, şöyle kapanan da var, tek gözünü kapatan da var. Üç ayrı rivayet var. Ama o kadının yüzünde peçe var. Diyorlar ki bu nasıl bir ana? Ciğer faresini kaybetmiş, evladı şehit düşmüş ama ağzından bir ses duymadı. Ne elini dizine vurdu, ne yüzüne vurdu. O kadın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın terbiye ettiği, Kur'an'ın terbiye ettiği kadın döndü buyurdu ki İn urza ibni felen urza hayai. Oğlumu ciğer faremi kaybettim diye hayamı da kaybedemem. Allah'ın emrini çiğneyemem. Tesettürümü açamam. Bu ses namahrem. Namahrem olan bu sesi erkeklere dinletemem. Ey İslam'ın kızı, Uhud sana diyor ki burada sen erkeklerle aynı ortamlarda olmayacaksın. Aynı masaya oturamaz, aynı sıraya oturamazsın. Bak, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Uhud Üniversitesi'nde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o en zor zamanda nasıl ittiba edilir onu anlatıyor. Kadınlar
Erkekler düştüğü zaman onlar da meydan yerine çıkarlar. Kardeşlerim, Ummu Halla adında bir kadın var. Ummu Halla oğlunu soruyor, kardeşini soruyor. Şehit oldu diyorlar. Eşim şehit oldu. Babam şehit oldu. Eruni Resulallah. O zaman bana Hazreti Muhammed'i gösterin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselamı görünce kullu musibetin ba'dek celelun. Bütün musibetler sen varsan hafif ya Resulallah. Sen bize sabrı getirdin. Sen bize selameti getirdin. Doğu Türkistan'da erkekleri vuruyorlar. Gençleri hapse koruyorlar. Çocukları alıyorlar. Yetim hanelerde Mamun kızıl kitabıyla zehirliyorlar. İşte bunlar oranın kahramanları. Bunun babası şehit, dedesi büyük alim şehit, dedenin babası şehit. Ama bir yıldır Türkistan Çin'e karşı diremiyor. Orada analar diyorlar ki Uhud'un kadını gibi oğullarımız, eşlerimiz, babalarımız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda şehit olsa da biz ya Rab İslam davasını bırakmayacağız Allah'ım diyorlar. Allah'ın inayetiyle feredetnahu ila ummihi kay takarra aynuha ve la tahzen. Ağlayan annesine Hazreti Musa'yı Allah nasıl döndürdüyse Rabbim bu İslam bahadırlarını, bu genç alimleri de Türkistan'a da, Arakan'a da, Kudüs'e de döndürecek Allah'ın izniyle. Allah bize Uhud'dan Mekke'nin fethini de gösterecek. Eğer Kur'an'la toparlanabilirsek, Kur'an'la ayağa kalkabilirsek, kardeşlerim, İslam'ın kadınları aslan gibidir. Aslanın dişisi de aslan demiştim size Mekke-i Mükerreme'de. Erkekler düşer, o zaman meydan yerine o kadınlar gelir. Akabe'de Allah Resulü Aleyhisselam'a biat eden bir kadın var, Ummu Umare. Ummu Umare ya da Müseybe radıyallahu anha. İki oğlu ve eşiyle buraya gelir. Bakar ki sahabe-i kiram şehit düşmüş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafı boşalmış. Bir oğlunu yerde görür kanlar içerisinde. Gelir yavrusunun yanına. Kalk oğlum, kalk evladım. Muhammed'i vurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yüzün dişini kırdılar. Yüzünden kanlar boşalıyor. Ona saldırılırken sen yerde yatamazsın. Gün Muhammed'i müdafaa günüdür evladım. Kaldırır oğlunu. O halde Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelir. Allah Resulü Aleyhisselam daha sonra Uhud'u anlatırken buyurur ki meltefettu yeminen ve şimalen illa ve ana, ben illa ve ana araha tukatilu duni, başımı sağa çeviriyordum, sola çeviriyordum, nereye dönersem gelen oklara göğsünü siper eden bir kadın görüyorum. Ön taraf boşalmış, oradan oklar yağıyor. Önümde bir kadın var, sağa dönüyorum. Oradan gelen oklara göğsünü siper eden bir kadın var. Meltefettu yeminen ve la şimalen illa ve ana araha tukatilu duni. Yanımda cihad eden bir kadın var. Erkekler düştüğü zaman, o zaman İslam kadınları meydana çıkar. Kur'an'ı korur, medreseyi korur, Allah'ın emirlerini korur. Onlar Kara Fatma olurlar. Uhud'da İslam'ın kızları Ummu Umare'yi selamlıyor, Müseybe'yi selamlıyor. Diyorlar ki ey büyük kadın, erkekler vazifelerinde kusur etseler de biz İslam kadınları Fatihlerin, Selahaddinlerin kızları olarak Hazreti Muhammed'i bırakmayacağız diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Uhud'u kaybederiz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrini dinlemeyince
ganimet deyince, dünya deyince en sevgilileri Allah Resulü buraya bırakır. Mahzun bir halde Medine'ye dönüyorlar. Kadınlar, kızlar babalarını, ağabeylerini soracaklar. Bekliyorlar. Hazreti Hamza'nın kızı da bekliyor. Önce Ebu Bekir'i görüyor radıyallahu anh. Soruyor babam nerede diye. Ebu Bekir radıyallahu anh yaşlı gözleriyle, kızım babanı vurdular, babanın organlarını parçaladılar, karnını yardılar diyemiyor. Yutkunuyor, geriye dönüyor. Arkada Allah Resulü aleyhisselamı görünce, Peygamber aleyhisselama sor evladım diyor. Allah Resulüne soruyor. Efendimiz aleyhisselam iniyor devesinden, Fatıma'nın omuzuna elini koyuyor. Diyor ki, kızım Fatıma, bundan sonra baban ben olsam, beni baba olarak kabul eder misin? Uhud'da diyoruz ki, biz Arakan'ın, biz Kudüs'ün, biz Suriye'nin, Irak'ın, Türkistan'ın yetimlerinin manevi babaları, manevi anneleri olmaya Allah'a söz verdik. Hazreti Muhammed aleyhisselam gibi kucak açabilmek, Allah'ın rızası için kameralar çeksin, plaket versinler değil, sadece ve sadece Allah'ın rızasına nail olabilmek için. Kardeşlerim, Efendimiz Medine'ye döner, Mekkeliler der ki, biz yendik ama şimdi dönüyoruz, kesin bir zafer kazanamadık. Yine onlar ayaktalar, o halde dönüyorlar. Dönelim de Medine'de Allah diyen biri bırakmayalım. Bu haber Medine'ye gelince Efendimiz aleyhisselam buyurur, münafıklar gelmeyecek, yolda ayrılanlar gelmeyecek. Ey Bilal, çık Medine sokaklarında de ki, Uhud'a kadar yürüyenlerle, Peygamber o yaralılarla, yaralı gönüller, yaralı bedenlerle yine Mekke'nin üzerine gidecek. Kimler gelir? اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ 172. ayeti Âl-i İmran suresinin اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Yaralılar, daha yaralı olanları, yürüyemeyenleri omuzlarına alıyorlar. O halde Allah'a, o halde Hazreti Muhammed'e icabet ediyorlar. Bu ayet bize diyor ki, o sahabe Hamzaları verdiler, yenildiler, yaralandılar, ellerini kaybettiler. Ama Peygamber aleyhisselam yine düşmanın üzerine gidiyoruz dediği an, yaralılar, daha yaralı olanları omuzlarına aldılar. Muhammed aleyhisselama icabet ettiler. Ey Müslümanlar, sizin yaranız yok, bereniz yok, gücünüz var, malınız var, eviniz var. Malınızla, evinizle, gücünüzle mazlum alim İslam için, mağdurlar için, Kudüs için, Halep için, Doğu Türkistan için, Ya Rab diyen kadınlar için, Allah için mücadele eder misiniz? Hazreti Muhammed'e icabet eder misiniz? اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Münafıklar dedi ki, dün Uhud'da yenildiniz, şimdi elleriniz koptu, parmaklarınız kesik, aynı düşman, aynı güçle üzerinize geliyor. Neye güveniyorsunuz? Allah bize yeter dediler. Amerika var, Rusya var, İsrail var, Çin var. Ama diyoruz ki, Anadolu kıtasından yeni bir cihan devleti çıkacak. Üsküp'ten Pataniye, Cava adalarından Cebel-i Tara, yeniden İttihad-ı İslam, yeniden İslam Birliği kurulacak. Yeniden Osmanlı gibi bir cihan devleti, Anadolu'da analar evlerinde çocuklarının yüreğini mayalayacak.
yürüyeceğiz. Allah'ın yürü dediği yere yürüyeceğiz. Peygamber Aleyhisselam'ın yürüyün dediği yere yürüyeceğiz. Kardeşlerim, işte Cebel'in okçular tepesi. Diyor ki, Resulullah'a itaat etmezseniz kaybedersiniz. Okulda ey delikanlı, medresede hayanla, iffetinle itaat edeceksin. Ey İslam'ın kızı, çarşaf üzerinde bir sancak olacak. Abdullah bin Cübeyr gibi bıraksalar okçular tepesini, sen bırakmayacaksın. Allah seni görecek. Senin o duruşunla Allah ümmete rahmet edecek. Uhud'dan fetihlere yürüyeceğiz. Allah Azze ve Celle Uhud'u bu mana, bu hakikatle anlayıp hayatımıza taşımayı hepimize ihsan eylesin. İnşallah bu diyardaki son konuşmamız oldu. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz. Birbirimize dua edelim. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselam'ın sancağı şerifi altında buluşmayı nasip eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Rabbim dualarınıza icabet buyursun. Allah Azze ve Celle umrelerinizi, ibadetlerinizi riyasız kabul eylesin. Allah Teala dualarınıza icabet eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet.